Ne zaman onlar kendi isteğiyle imanına zarar veren tüm eylemlere girdiler. Eğer içki imana zarar vermeseydi yasaklanmazdı. Faiz imana zarar vermeseydi haram kılınmazdı. Açık gezmek imana zarar vermeseydi Nur ve Ahzab suresi hanımların örtülmesine hiç temas bile etmezdi. Kumar imana zarar vermeseydi diğer haramlar hepsi arkadaşlar. Allah böyle bir imanı korumak için bu tür yasaklamalar getirmezdi. Niye kulunun özgürlüklerine kısıtlasın? Eğer imanın beslenmesi ve ayakta durması namaz ile olmasaydı, zekat ile olmasaydı, cihat ile olmasaydı, davet tebliğ ile olmasaydı, zikrullah ile olmasaydı, bu güzelliklere Allah-u Teala niye kulunu bu kadar yıpratsınıyorsun? Bunlar imanı besliyorlar. İmanı kuşatıyorlar, güçlendiriyorlar. Arkadaşlar, imanınızı bir daha gözden geçirin. İmanınızı korumak için biraz daha dikkatli ve titiz olun. Allah görsün ki bu kulum bana ve iyiliklerim içerisinde, söze dikkat edin lütfen, yatırımlarım içerisinde, nimetlerim içerisinde eşsiz bir nimet. İmana önem veriyor bu. Her şeyden vazgeçerim, bundan asla diyen bir yüreği var. O zaman ben bunun imanını koruyayım desin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.